Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ocak 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, bu ay genel olarak daha iyimser, daha hevesli başlıyorsunuz yeni yıla. Özellikle romantik konular, aşk hayatınız, sosyal çevreniz hareketli olabilir. Ayın hemen başında 2 Ocak'ta Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Venüs retrosu ay boyunca devam ediyor. Gezegeniniz Mars 25 Ocak'a kadar Yay burcunda olacak. Ve ayın 18'inde Yengeç burcunda çok güçlü bir dolunay var. Evet, şimdi detaylara bakalım. Ay boyunca Venüs Oğlak burcunda gerilemesini sürdürecek. Bu durumda tabii ki biraz nostaljik etkiler var. Biraz böyle geçmişe doğru çekiliyoruz. Ama günlük hayatımızda, iş hayatımızda, sosyal hayatımızda da zaman zaman endişeler, kaygılar üretebiliyoruz. 2 Ocak'taki yeni ay 3. evinizde doğacak. 12 derece Oğlak burcunda. Her yeni ay aslında yeni bir olasılık gündeme getirir. Yeni kapılar açabilir hayatımızda. Ama gezegen retroları biraz hani bu yenilikleri geciktirebiliyor. Üçüncü evinizdeki bir yeni ay, yeni bir iş girişimi, yeni bir ticari konu, bununla ilgili düşünceleri, bununla ilgili teklifleri getirebilir. Evet, bir eğitime başlama ya da bir seyahate çıkma gündeminiz olabilir. Ama bunlar biraz hani Venüs retrosu nedeniyle gecikebilir ya da geçmişle bağlantılı olabilir. Yani daha önceden gittiğiniz yerlere gidebilirsiniz. Daha önceden başladığınız, yarım kaldığınız bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Ya da uzun süredir görmediğiniz kişilerle karşılaşabilirsiniz. Gitmeler, gelmeler, ziyaretler olabilir. Özellikle sizin ya da eşinizin yakınları, akrabaları, hani onlarla ilgili diyalogların da bu ay canlanmasını, gündem yaratmasını bekleyebiliriz. Ama yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme, özellikle evlilik ve ortaklık gibi konularda imza atılması gereken konularda bu ay mümkün olduğu kadar temkinli olmakta fayda var. Evet, geçmiş ilişkilerimiz canlanabilir ama yeni ilişkilerde de hızlı kararlar vermemek gerekiyor. Hele hele özellikle resmi anlaşmalara, sözleşmelere bu ay çok temkinli yaklaşmak gerekiyor. İnceleyebiliriz, şartları gözlemleyebiliriz. Mutlaka bazı fikir değişiklikleri olabilir süreç içerisinde ya da gözümüzden kaçan bazı detayları fark edebiliriz. Bunun için kendimize zaman ayıralım sevgili akrepler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay bireysel olarak sizi çok daha güçlü etkileyebilir. Eğer bu derecelerde gezegeniniz bulunmuyorsa daha az etki alabilirsiniz. Haritalarınızda özellikle öncü burçlarda gezegenleriniz varsa, yani Oğlak, Yengeç, Koç ya da Terazi'de gezegenleriniz varsa ayın genelindeki etkiler sizi daha çok ilgilendirecektir. Daha güçlü etkiler söz konusu olabilir sevgili akrepler. Evet, ay boyunca Mars ayın 25'ine kadar Yay burcunda. Bu ay genel olarak baktığımızda biraz böyle parasal konularda aksiyon fazla. Para evinizde Mars olunca para girişini de arttırabilir, para çıkışını da arttırabilir. Yani daha dürtüsel para harcayabilirsiniz, hızlı para harcayabilirsiniz. Ama para kazanma konusunda da daha fazla mücadele edeceksiniz. Bunu söyleyebiliriz. Ayın 15'inde Merkür retrosu başlayacak. Bu sefer Kova burcunda başlıyor. Yılın ilk retrosu Kova'da başlayacak ama 25'inde Oğlak'ta devam edecek. Şimdi Merkür'le Venüs'ün yanına bir de Merkür retrosu gelince tabii ki günlük hayatımız biraz daha karışık hale gelebilir. Çift retrolu bir ay karmik etkileri çok daha aktifleştiriyor ama biraz hani hayatımızı yavaşlatıyor, zamanı biraz yavaşlatıyor. O yüzden karar versek de harekete geçmekte zorlanıyoruz ya da zihnimiz, duygularımız hep böyle geçmişe doğru çekilebilir. Aileyle ilgili konular ayın 15'inden itibaren aile içi ilişkilerde biraz anlaşmazlıklar olabilir. Ya da ailedeki geçmişteki bir mevzu tekrar gündeme gelebilir. Yine evle ilgili taşınma konuları, emlak konuları, anlaşmalar, sözleşmeler, kira kontratı gibi konulara dikkat edelim. Özellikle iki gezegenin retro olduğu dönemde buralarda böyle bir karar vermek çok da mantıklı olmayabilir. Çünkü daha sonrasında gözümüzden kaçan detayları fark edebiliriz ya da fikir değişiklikleri olabilir. Ve ayın 18'inde Yengeç burcunun 27 derecesinde dolunay var. Bu dolunay güçlü bir dolunay. Plüto ile karşıt açıda. Aslında Yengeç dolunayları sizin için keyiflidir. 9. evinizde meydana geliyor. Hayata bakışınız, yani birazdan vizyoner olacağınız, hayattan beklentilerinizin şöyle bir gündeme geleceği ya da yeni amaçlar, yeni idealler belki oluşturacaksınız bu dolunay etkisiyle. Hayatınıza yeni pencereler açılabilir. Yani yurt dışı ile ilgili konular, akademik konular, eğitim konuları,
Belki kendinizi dış dünyaya açabileceğiniz, işte becerilerinizi geniş kitlelere yayılabileceğiniz bazı imkanlar, ki bunlar medya ile ilgili imkanlar olabilir, sosyal medya, internet üzerinde aktiviteler olabilir. Gezmek, seyahat etmek, özellikle uzak mesafelerle ilgili seyahatler, turizmle ilgili konular mesela. Veya hukuksal bir konu. Yani bir mahkemeniz var, bir davanız var. Bunlar akrabalarla bağlantılı olabilir veya hani bir evlilikle bağlantılı bir konu olabilir. Bir davanın sonuçlanması veya bununla ilgili gündemlerin açığa çıkması gibi bir konu olabilir. Şimdi gezegenler retro olduğu için hani dolunaylarda doğal olarak birazcık sıkıntılı olabiliyor veya karışık etkiler ortaya çıkarabiliyor. Üstelik Plüto'lu bir dolunay bu. Yani çok güçlü baskılar, manipülatif durumlar ve dönüşümler yaratabilir. Yani sonlanmalar, bitişler, uzun süredir devam etmekte olan bir konunun artık hayatımızda kapanması ya da bir fikrin, bir düşüncenin, bir inancın kendi içimizde dönüşmesi. Bunları bekleyebiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer varsa bu dolunayın sizin üzerinizdeki etkileri çok daha güçlü olabilir. Ayın 18'inde başlayacak dolunay, Şubat ayının ortalarına kadar bu dolunay tesirleri aslında güçlü olarak devam edebilir. Ayın 25'inden sonra gezegeniniz Mars yay burcundan ayrılıp oğlak burcuna geçecek. Yine yakın çevre, yine kişisel girişimler, biraz hani iletişim konuları, seyahatlerle ilgili konularda bir orada hareket yaratmaya başlıyor. Ancak burada biraz boşa kürek çekme gibi durumlar olabilir. Merkür'ün ve Venüs'ün gerilemekte olması nedeniyle. Sabırlı olmak gerekiyor. 5 Şubat'tan sonra enerjiler düzelecek, retrolar düzelecek. Yapmak istediğiniz girişimleri, bu bir seyahat olabilir, bir iş konusu olabilir, bir eğitimle ilgili bir konu olabilir, daha rahat hayata geçirebilirsiniz. Odaklanabilirsiniz. Yani bu ay karşılaşabileceğiniz gecikmeleri veya bazı engelleri düşünme fırsatı olarak değerlendirin. Gerçekten istiyor musunuz, istemiyor musunuz veya şartlar olgunlaştı mı veya sizin durumunuz nedir? Hani bunları belki biraz daha gözden geçirmeniz, detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları doğru yaptığınız takdirde önümüzdeki ay 5 Şubat'tan itibaren harekete geçmek için koşullar daha uygun olabilir sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.